Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki şişle, yelek, hırka gibi birçok örgüde kullanabileceğiniz güzel bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için orta kalınlıkta bir ip kullanıyorum. İpime uygun da 3 numara şiş kullanıyorum. Öncelikle ön hazırlık olarak bir düz bir ters örgüden oluşan bir lastik hazırladım. Modelimizin ilmek sayısı 11 ve 11'in katlarından oluşmaktadır. Yani her model için 11 ilmek çıkartıyoruz. Modeli tamamlamak için artı 2 ilmek ilave ettim. Birer tane de kenarlara kenar ilmeği ekledim. Lastiğimin son sırasını ön yüzden bir düz bir ters olarak ördüm. Modeli kurmaya örgümüzün arka yüzünden başlıyorum. İlk sırası ve arka yüzündeyim. 2 ilmek düz örüyorum. 9 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Burası bizim birinci modelimiz. Devamında arada tekrar 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğimi aldım. 2 ilmek düz, 9 ilmek ters, 2 ilmek düz. Şimdi tekrar 9 ilmek ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. İkinci modelimi de tamamladım. 2 tane fazladan, yani artı 2 ilmek ilave etmiştik. Bu da modelimi tamamlamak için 2 ilmek düz örüyorum ve kenar ilmeği. Modelin arka yüzünden ilk sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Burası ön yüzü. İkinci sıra. Kenar ilmeğimi alıyorum. Arka yüzde düz ördüğüm ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmek ters. Şimdi 9 tane arka yüzde ters ilmek örmüştük. Ön yüzde düz olarak düştü. Şimdi burada modelimizi buraya kurmaya başlıyoruz. Öncelikle baştaki ilk 3 ilmeğimin yönü farklı olduğu için çeviriyorum. Sizin bu şekilde ise çevirmenize gerek yok. Şöyle biraz hafif gevşetiyorum. Alttan yukarıya doğru sağa doğru bir kesim yapıyorum. 3 ilmeği kesmiş oldum. Arkasından 1 ilmek düz. Bir artırma yapıyorum. Tekrar 1 ilmek düz. İkinci artırmamı yapıyorum. 1 ilmek daha düz ördüm. Yani 3 tane düz ilmek ördüm. 2 tane de artırma yaptım. Şimdi kalan bu 3 düz ilmeğimi de sola doğru kesiyorum. Ve burada modelimi tamamlamış oluyorum. Burası ana modelimiz. Ara modelde 2 tane ters ilmek kullandık. İkinci modele geldiğim zaman tekrar 9 tane düz ilmeğim var. Baştaki ilk 3 ilmeğin yönünü çeviriyorum. Dediğim gibi bu şekilde ise çevirmenize gerek yok. Düzgün olması için çevirdim ve bu 3 ilmeği sağa doğru kestim. Arkasından 1 ilmek düz. 1 tane artırma yaptım. 1 ilmek düz, tekrar artırma yapıyorum. 1 ilmek düz ördüm ve kalan son 3 ilmeğin 3'ünü de birlikte düz olarak ördüm ve sola doğru bir kesim yaptım. Kalan 2 ilmeği ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıramı ön yüzden tamamladım. Modelin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Düzleri düz, tersleri ters. 2 düzüm var. Ana modele geldiğim zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ters ördüm. 2 ilmek düz. 7 ilmek ters. 3, 4, 5, 6, 7. 2 ilmek düz ve kenar ilmeği. 3. sıra arka yüzde tamamlamış oldum. Örgümün 4. sırası ön yüzündeyim.
2 ilmek ters örüyorum kenar ilmeğinden sonra. Şimdi burada 3 tane başlangıçta düz ilmek kesmiştik. Artık kesme yapmıyoruz. 2 ilmek düz örüyorum. Bir defa artırma yapıyorum. Ortada bulunan 3 ilmeği düz örüyorum. 1, 2 ve 3. Tekrar artırma yapıyorum. Kalan 2 düz ilmeğimi örüyorum. Böylelikle ana modelimi burada tamamladım. 2 ters ara modelim. Tekrar ikinci modele geçtiğim zaman baştaki 2 düz ilmeği örüyorum. Bir defa artırma yaptım. 3 ilmek düz. Tekrar artırma yapıyorum. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters ve kenar ilmeği. Modelin 5. sırası ve arka yüzündeyim. İlmekleri tekrar gördüğüm gibi örüyorum. 2 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir önceki sırada 7 ilmek ters örmüştük. İlmeğimiz eksilmişti. Şimdi bir sonraki sırada tekrar ilmek sayımızı eşitlemiş olduk. 2 ilmek düz, 9 ilmek ters. İki ilmek düz ve kenar ilmeği. Modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters örüyorum. Şimdi burada artırma ve eksiltme yapmıyoruz artık. 9 tane düz ilmeğim var. Bu 9 ilmeği de düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmek düz ördüm. 2 ilmek ters. 9 ilmek düz. 2 ilmek ters ve kenar ilmeği. Şimdi burada birinci modelimi artık tamamlamış oldum. İkinci modelimi tekrar arka yüzden kurmaya başlayacağım. Şimdi tekrar ikinci modelimize başlayalım. 1 ve 2. sırasını tekrar göstereceğim. Kalan diğer sıralara da bir alt modele bakarak devam edebilirsiniz. İkinci modelin 1. sırası için kenar ilmeğimi aldım. 2 ilmek düz. 9 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tersten sonra 2 ilmek düz. 9 ilmek ters. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 ilmek düz ve kenar ilmeği. Şimdi tekrar modelin ön yüzüne geldiğim ikinci modelin 2. sırası. Kenar ilmeğini aldıktan sonra 2 ilmek ters örüyorum. Şimdi toplamda 9 tane düz ilmeğim var. Baştaki ilk 3 ilmeğin yönü benim farklı olduğu için çeviriyorum. Daha düzgün bir kesim olması için. Ve 3 ilmeği birlikte şöyle biraz genişletip alttan yukarıya doğru sağ bir kesim yapıyorum. Arkasından bir ilmek düz, bir defa artırma yapıyorum. Tekrar bir düz, bir artırma yapıyorum. Üçüncü düz ilmeğimi örüyorum. Kalan son 3 ilmeği de sola doğru kesiyorum. Arada 2 ilmek ters. Tekrar bir sonraki ana modelime geldiğim zaman yönlerini çeviriyorum. Baştaki ilk 3 ilmeğin
sağa doğru kesiyorum. Bir ilmek düz, bir artırma, bir ilmek düz, bir artırma, bir ilmek düz. Kalan 3 ilmeği de birlikte sola doğru kestim. 2 ilmek ters ve kenar ilmeği. İkinci modelinde birinci ve ikinci sırasında sizlerle paylaştım. Devamı için de birinci modele bakarak tekrarlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, modelimizin anlatımını yaptım. Umarım anlaşılır olmuştur. Bu modeli de 4 model üzerinden beyaz bir iple örerek hazırladım. Sizlere fikir olması için çok güzel, çok da şık bir model. Hem yetişkin hem de çocuk örgülerinde kullanabilirsiniz. Yelek, hırka gibi birçok örgüde kullanabileceğiniz güzel bir model. Bebek battaniyesi de örebilirsiniz. Örgümüzün arka yüzüne de şöyle bakalım. Arka yüzden de görüntüsü bu şekilde. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.